Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi görüşme toplantısında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında resmi 23074 ilkokulda 250.124 öğretmen ve 5 milyon 23.621 öğrenci, 17.114 ortaokul ve imam hatip ortaokulunda 308.127 öğretmen, 5 5 milyon 116 bin 642 öğrenci ve 311 yatılı bölge okulunda 5.502 öğretmen, 72.420 öğrenci bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak gerçekleştirmek istediğimiz dönüşüm adil. İnsan merkezli, öğretmen temelli, kavramda evrensel, uygulamada yerli, esnek, beceri ve görgü odaklı hesap verebilir, sürdürülebilir bir ilkesel duruş sergilemektir. Temel amacımız çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte etkinliği ve sorun çözme kapasitesi artan her bakanlığımız gibi Milli Eğitim Bakanlığı da hayata geçireceği 2023 eğitim vizyonundaki çalışmalarla Türkiye eğitim sistemine güç katacaktır. Eğitim bütçemiz 2019 yılında merkezi yönetim bütçesinin yaklaşık %17'sine denk düşecek şekilde 161 milyar 612 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçe çerçevesinde bakanlığımızın yeni dönemde oynayacağı rol, talim ve terbiyeyi Türk milletinin toplumsal bütünleşmesinin ve ortak ülkeye dayalı inşasına öncülük etmekten ibaret olacaktır. 2018-2019 öğretim yıl, eğitim öğretim yılında resmi ve özel 11.649 okul öncesi, 24.963 ilkokul, 19.284 ortaokul, ve 12.515 lise olmak üzere toplam 68.411 okulumuzda 1.097.292 öğretmen ve toplam 17.505.379 öğrencimizle eğitim öğretime devam ediyoruz.